Ölüden Üçüncü Mektup. Dostlarım, biliyorum ki sizler ölümden çok korkuyor, o daracık tabutu, 2 metre çaputu zaman zaman düşünüp ürküyorsunuz. Acaba diyorsunuz, ömür boyu gizlediğim bedeni evire çevire kimler soyacak? Kaldırıp tahtaya kimler koyacak? Suyu kimler döküp kim yıkayacak? Kirli tırnaklarıma bakıp boş verecek mi? Ayak kokularımı hoş görecek mi? Ve beden sırlarımı yüklenecek mi? Haklısınız dostlarım. Aranızda yaşarken ben de sizler gibiydim. Kendime neler sorar, düşüncelerimde neler kurardım. Soğuk bir kış gününde öldüğümü varsayar, buzlu mezar çukuruna battaniye koyardım. Ya da bazı kurtların mezar açtığını duyar, kapakların ardına kalas dayardım. Oysa gördüm ki bunlar gereksiz duygularla boş kaygılarmış. Ne beni yıkayanlar sırlarımı verdiler, ne mezara koyanlar orada buz gördüler, ne de kurtlar gelerek kapıları vurdular. Sizler artık bu türlü korkuları bırakın, yaşamanıza bakın. Çünkü henüz dünyada bakıp da görmediğiniz, kapısından geçip de içeri girmediğiniz ve dahası dostlarım hiç önem vermediğiniz öylesi hazlar var ki. Ne yazık ben onların çoğuna el sürmemiş, fakirlikten ağlarken serveti görmemişim. Ne ekmeği fark etmişim doyarken ömür boyu, ne de içtiğim suyu. Son nefeste anlamışım nefesin varlığını ve gerçek mutluluğa dünyanın darlığını. Kısaca gün ortası gereksiz fener yakmış, gece karanlığında kara gözlük takmışım. Görmek için değil de bakmak için bakmışım. Biliyorum çoğunuz gerçeklerden hoşlanmaz, bir tabut görmedikçe ölümü anmazsınız. Kur'an oku der ama henüz pek vaktiniz yok. Bir gün o da olur, acele etmeyin çok. Ne o, darıldınız mı doğru söyleyen dosta? Mektubu kesmeliyim çünkü gidiyor posta. Ölüden Dördüncü Mektup. Dostlarım, bu mektupta niyetim ne siyasete girmek, ne kirli bohçaları açıp ortaya sermek, ne de haddimden öte size öğütler vermek. Gelin şimdi beraber bir gezinti yapalım, rastgele bir ölünün mekanına sapalım, o şeytan kime nasıl neler yapmış bakalım. İşte bir zamanların süper soylu zengini, asilzade Semir Bey. Hey gidi günler hey! Yatlar, katlar, marketler, itibarlı şirketler, yasal ambalajlarda tapulu aşiretler ve sahne gerisinde gizlenmiş ne servetler. Akıllıydı Semir Bey, her politik devirde borusunu öttürür, bürokrat dansözlere göbekler attırırdı. Entel görünmek için her çareye başvurur, elinde piposuyla tepeden bakar durur, formunu hep korurdu. Hayat felsefesinde maddeye mana katmaz, onun aklı ölümden sonrasına yatmazdı. Semir'in kafatası küçük bir beyin taşır, o beyin her bağışık mikropla ortaklaşır, bu klinik tabloda genel ahlak krizleri giderek sıklaşırdı. Şeytan böyle tiplere aşırı ilgi duyar ve onları her zaman baş rollere koyardı. Nitekim öyle yaptı. Bilgisayar sistemine bir senaryo işledi, bütün oyuncuların adlarını fişledi, işe önce Semir'in karısından başladı.
Virgül Hanım saç renginde kararsız, beyin tipi yararsız, zararsız bir kadındı. Ne giyimde kuşamda ne de renkli yaşamda kimseden geri kalmaz, aradığını bulamaz, tatmin de olamazdı. Yaşı 40'ını aşkın, vücudu hafif taşkın, bu korkuyla aynalara biraz daha düşkündü. Kocası Semir Bey'den zaman zaman sıkılır, sosyete pazarında konkene takılırdı. Hele özel odaları dokunsanız yıkılırdı. İşte şeytan bu ateşi kurnazca körükledi, Virgül'ü yavaş yavaş peşinden sürükledi. Bir gece bir baloda lacivert bir kostümle Virgül'ün karşısına aniden çıkıverdi. Arayan gözlerine çılgınca bakıverdi. Dublör diye kullandığı o çapkın serseriyi peşine takıverdi. Virgül bu ilişkiyi kocasından gizledi, buluşmalar sıklaşarak birbirini izledi. Yasak aşkın tansiyonu yeterince yükselmiş, şeytanın beklediği baskın anı gelmişti. Son buluşma yerini saatini kolladı, Semir Bey'i otelin lobisine yolladı. Bir anda burunlara barut kokusu çaldı, ölen öldü, kalan kaldı ve Semir Bey soluğu hapishanede aldı. Ne var ki bu hikaye bu kadarla bitmedi. Çünkü bunlar şeytanı asla tatmin etmedi. Semir sistem çarkını yağladıkça yağladı ve böylece bir yılda tahliyeyi sağladı. Bundan sonra şeytanın işleri kolaylaştı. Semir dünyada mevcut her çamura bulaştı. Kumar denizlerinde pupa yelken dolaştı. Pusula hepten şaştı. Şeytan bir gece onu kumara son kuruşunu bastırırken kıstırdı ve o gece Semir Bey'i Semir Bey'e astırdı. İşte böyle dostlarım. Şeytan sizi her zaman ve de her yerde kollar, sizi bir tek yol hariç bütün yollarda sollar. Ölüden 5. mektup. Dostlarım, bir önceki mektupta size şeytanı yazmış ve onun albümünden 2 motif çizmiştim. İlgi çeker mi diye içimde kuşku vardı ama gördüm ki konu sizi fazlaca sardı. O halde yine şeytan kanalına geçelim, ekranda sizler için bir senaryo seçelim. Bakan Safi Sefa Bey, kalfalık yıllarında bilimlerle filmleri yasal dozda karıştırıp parakolik virüslerde kondisyonlar geliştirdi. Menkul trafiğinde artan yoğunluk diye bir sistem oluşturdu. Bununla yetinmeyip o keskin zekasını daha da çalıştırdı, vergi finiş tekniğini sisteme alıştırdı ve bütün kazancını enerjiye dönüştürdü. Şeytan bu yeteneği görmezlikten gelemez, bu akıllı kalfaya ilgisiz kalamazdı. Üç başlı çengelini Safi Sefa'ya taktı, İblisler Derneği'ne murahhas üye yaptı. İşte o günden sonra Sayın Safi Sefa Bey otoban yola çıktı, vitesi 5'e taktı, tam gaz finişe kalktı. Abrakadabroloji ana bilim dalında oküs poküs antikorunun endikasyonlarından pozitif sonuç aldı ve bakan oldu. Politik röntgenlere ince teşhisler koydu, soydukça doydu, doydukça soydu. Siyasi arenada 2 dönem dalaştı, köşeleri inanılmaz bir süratle dolaştı, ışık hızına ulaştı. Ne var ki
safi sefa bir gece yarısında dönüş yok turizmden gidiş bileti aldı, kalkış saati çaldı, bakan koltuğu dahil her şey dünyada kaldı. Buradaki duruşması görülmeye değerdi. Temize çıkmak için herkesi karaladı, her türlü varyeteyi peş peşe sıraladı, edebiyat pistinde nutuklar yarıştırdı, dünyadaki siyasi şovlarla karıştırdı. Kısacası dostlarım, mangalda laf kavurdu, esti esti savurdu. Ama gelin görün ki buradaki mahkeme hiç ciddiye almadı. O muhteşem savunmayı kayda değer bulmadı. Bu mektubu okuyan yarasız dostlarımız hiç endişelenmesin. Yarası olanlar da fazla eşelenmesin. Haydi yine o renkli hayatınıza dalın. Şimdilik hoşça kalın.